Mutlanlarımızda hep o vardı. Geceleri gürültüsünden uyuyamıyorduk. Yine de ayrılmak çok zor. Artık masraflarını karşılayamaz olmuştuk. Biliyorsun, harcamalarımızı azaltmamız lazım. En mantıklısı ondan vazgeçmek. Airwell klimalar yalnız evinizi ısıtıp soğutmuyor. Aynı zamanda havanızı temizleyerek hava kalitesini artırıyor. Siz de fazla enerji tüketen klimanızla vedalaşın ve aylık elektrik faturanızdan tasarruf edin. Unutmayın, yüksek enerji tüketen cihazlar hem cebinize hem de doğamıza zarar verir. Limassol Türk Kooperatif Bankası Hasan Astürer'le bugünü sunar. İçme, içtirmeye, sigaraya son ver. Evet. Sigaranın zararı kesin. Hiç bunun tartışması yok. Her türlü sağlık riskinde sigara içtiğiniz mi riskiniz artar, sigara içmediğiniz mi riskiniz azalır. Kimse ama hiç kimse sigara içilmesini savunamaz. Şimdi çoğaltmak istemem uyuşturucunun bir türüyle ilgili de zararsız olduğu veya toplumda izinli olmasına dair çalışmalar araştırmadım bile desteklemek için. Yani doğru mu yanlış mı? Çünkü her türlü bağımlılığı insan için bir tehdit ve bir tehlike görülür. Her türlü bağımlılığı. Her türlü bağımlılık transfer edilebilir bir olumsuzluktur. Her türlüdür. Yani sigaradır, uyuşturucudur, alkoldür, bilgisayardır, internettir, her şey. Hiçbir, bir tek bağımlılığınız ve bağımlılığınız olacak hayat. Ve bugün işte sigaraya son de ya da içme. İçilmesine izin de verme. Çağdaş dünya bu konuda ben yetiştim. Uçakların arka bölümünde sigara da içilirdi. Sigaranın kahvelerde pasif içicilere verdiği zarar artık anlaşıldı. Ve gelişmiş ülkelerde artık sigara içenlere başka türlü bakanlar. Hala da içmeyi direnenlerin de ofislerin dışında ne kadar zor şartlarda kaldıkları da ortada. Onun için bugün bunu yaptım. Bir dikkat çekilmesine ben de bir de katkı olsun diye. Konuğumuz sevgili Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili, Maliye Bakanlığı da yaptı. Bakarım bu programı dedim sus hiç konuşmayacağız ve görüntüye alın hem beni hem Ersin Tatar'ı hiç konuşmayacağız. Yalnız böyle elimizle kolumuzla vücut dilimizle konuşacağız ve siz okuyacaksınız. Bir, derim Allah kimseyi bu dönemde bilmem nerede kısmasın. Bu dönem Allah kimseyi hükümetteki partilerin milletvekili kısmasın. Milletvekili kısmasın çünkü parti disiplini var, siyaseti orada yapacaksınız, oranın geleceği var, o kurumsal yapı var. Dikkat edeceksiniz bütün bunlara ve konuşacaksınız yoksa konuşmayacaksınız. Bir söz var, konuşsanız vay, konuşmasanız bin kere vay. Suç var mı bu insanların? Bana göre yok. Önemli olan ne yaparsanız yapın, hesap verecek noktada olun, sorun söyleyelim size.
Hemen sevgili Ersan Tatar'a döneceğim ama bir şeyi söylemek isterim. Benim bir lafım var. Ben usulsüzlük yaparım, yolsuzluk yapmam derim. Keşke usuller, yasalar ve uygulamalar birebir örtüşse. Bazen mevzuat eskidir. Fasıl bilmem ne zamanından kaldı. Güne uymaz, onun ruhunu okuyup bir şey yaparsanız bir sorun yoktur bence. Ama vicdanlara aykırı bir şey yapıp da kitabına uygunluktan bahsederseniz Arap'ın dediğinden la, hayır, olmaz. İyi niyetliydim, kötü niyetliydim, yok yok. Hiç bazı şeyler vardır ki izahı yok. Neden bu kadar rahat bu kararlar alınıyor? Bir gün oturup bu kararları üretenlerle de harbi harbi konuşmak istiyorum. Neyse, daha sonra söyleyeceğimi söyleyeyim. Ersin, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, yüzümüzden düşen bin parça. Siyasette, ben gördüğümü söylerim, yok yanılırım derseniz daha hiç itirazım. En azından ben konuştum, rahatladım. Konuşma, anlatacaksın gayleyi. Şimdi bir şey sormak istiyorum. Çok böyle harbi, ben sizinle hiçbir zaman köşeli dolanarak konuşmadım. Yani bu alınan kararlar %100 kötü diye hiçbir şey demedim ben. Demeyeceğim. Fakat kamu vicdanıyla bu kadar aykırı, örtüşmeyecek kararlar neden bu kadar rahat veriliyor? Şimdi demek ki bir kopukluk var bir yerde. Yani günün sonunda bir koalisyon ortaklığı denilmektedir. Koalisyonda da sıkıntılar var denilmektedir. Ama netice itibariyle hepsi milletvekilidir. Bu memleketin insanları tarafından seçilmişlerdir. Ve halkın içindedirler. Dolayısıyla biraz da etrafa bakmak lazım bu kararlar alınırken. Kamuoyu vicdanı her zaman gerçekten her şeyin üstündedir. Dolayısıyla biz de Maliye Bakanlığı yaptık, hükümetlerde bulunduk. Bizim de hatalarımız olmuş olabilir ama günün sonunda kamuoyu vicdanı ve etraf nasıl bu işlere bakacak noktasında çok dikkatli olması gerekir diye düşünüyorum. Yani günün sonunda bakanlar kurumdan geçtiyse daha sonra bilahare tepkilerden dolayı geri adım atılacak veya başka sebeplerden dolayı bunun önceden muhasebesi yapılması lazım. Yani bu nasıl görülecek, nasıl edilecek? Hele hele yani hukuka tamamdır da etik değil demesi. Sayın Arabacıoğlu da bugün yeni üzerine verdiği cevaben zaten diyor. Kendisi dedi ki hukuka evet uygundur ancak etik değildir. Zaten kendisi söyledi diyor Arabacıoğlu. Bakınız, okursan. Ne dedi? UBP milletvekili Erdal Özcan. Alından bu karardan son derece rahatsız. Yine UBP milletvekili, yanılmıyorsa aynı zamanda ilçe başkanı İzlem Dürşah. Yapılan icraat herkesin içine sine sine olmadı. Yani sinmedi. UBP güzel bir milletvekili Ali Pilli tüm kamuoyu vicdanı rahat değil. Orası bir kent parkı olabilir. Dün alternatif de söyledi. Arabacıoğlu Demokrat Parti etik olmadığını kendisi de söyledi. Yani burada bir şey daha var ama. Bir şey daha var. Kendisi de söyledi. Yani benim söylemene başkanımız da söyledi, demedi. O da söyledi. Bakınız bu başka bir şey daha var burada. Onun için ben onu söyledim. Ersin Tatar, sizler dünya literatüründe yakın uzak hiçbir akrabanın ihaleye giremeyeceği de var. Yani bırakın bunu, ihale yani hangisiydi bir önceki? İhale yapılsaydı bile O giremezdi. Ne vardır? Bir karar, bir uygulama var. Bir karar alınacaksa, siz bakanlar milletvekili bakansınız. Siz bakanken eğer bir karar alınacaksa sizinle ilgili. Alınmamalı ama sizinle ilgili bir karar vereceksiniz. Siz sen orada olmayacaksın. Olmaz. İyi bunları. Ve zorlu töre gidip, ha bu arada zorlu töreye de geçmiş olsun diyorum. Hastanede itiraz yolları iltihabı evet, deneyini yapıyorum. Bir an önce geçmiş olsun diyorum. Gidip Mesarya ve Karpaz'a böyle bir üniversite kursalar sanırım kimse şikayet etmez. Aygün Hanım merhaba. Sen Bey nasılsınız? Allah'a cemi cümle alemle birlikte iyi olma konusunda duamızı yolladık. Siz de iyi olun, biz de iyi olun. Ersin Bey de iyi olun. Esin Bey'e de iyi günler dilerim. İyi günler. Birkaç sorum olacak izni varsa Esin Bey'in. Bu yapılan icraatları bir milletvekili olarak onaylar mı? Onaylamadığını söyledi zaten. Onaylamadığını söyledi ama yapılmaması gerekir. Bu halkın tepkisini bu kadar üstlerine bu milletvekilleri, bu bakan diye dediğimiz kişiler
çekmemeli artık, yeter demeli. Yani durmalarını bilmeli bir yerde. Ben size sorayım. Niçin bu insanlar bu kadar kolay bu işleri yapar? İşlerine kolay geldiği için. Ya, yo. İnsanlar bundan olduğu için Baygın Hanım. Onu ben söylemem çünkü benim aldığım terbiyeye bana yakışmaz. Ne yani, ben terbiyesiz miyim? Ben terbiyesiz miyim? Ama Hasan Bey şöyle bir şey vardır. Eşek gibi davranır. Onlar da eşek muamelesi yapar. Hayır, bir dakika lütfen. Bu kadar bu malları verdikleri sonra ve Türkiye'ye de peşkeş çekmeye devam ederler birçok malı, birçok şey parsellediler. Gün gelecek o 50 kişilik milletvekiline nasıl biz dışarıdan bakarız, onlar da milletvekili olmak isteyecek ve bakıp giremeyecekler. O mecliste girecek ellerinden. Peki, başka? Başka ne söyleyeyim? Ben bir milletvekiline söylerim bunu. Aklılarında olsun, vazgeçsinler ana vatan yavru vatan demekten, vazgeçsinler başa geçtiklerinde bu malları, bu mülkleri üzerlerine zimmetlemekten. Askeri ne demektir sen çıkaracaksın? Demek olur gerçekten o makama oturduklarında fonksiyonları çok büyüktür. Peki. Bugünkü günde askere bir adım geri atlayamaz sivil vatandaş. Peki. Oldu Aygün Hanım. Bay bay. Bay bay. Şimdi vatandaş tepkisi, ama benim burada da vatandaş duyarsız, umursamaz, çok da kale alınmıyorsa vatandaş kendisi de soracak. Şimdi tabii bu olayda epey kamuoyu tepkisi oldu. Zannedersem şimdi geri alındı bu karar diye düşünürüm ben. Yani yapılan değerlendirmelerde işte devlet üniversitesi olacak şeklinde bir açıklama oldu. Bunu biz de kendi yapacağımız toplantıda herhalde daha detaylı öğreneceğiz ne tartışıldı ve ne karar vardır, ama burada bir geri adım olduğunu görüyorum ben. Ulusal Birlik Partisi de buradan rahatlamıştır. Çünkü Ulusal Birlik Partisi kendi içinde yaptığı değerlendirmede buna pek onay vermiyor. Bu ortadadır. Ve günün sonunda Serdar Denktaş'ın da koalisyon ortağının da bu şekilde olayı durdurması bizi tatmin etmiştir diye düşünüyorum ben. Ama tabii ki her konuda olduğu gibi bundan sonra da bu mal tahsislerinde çok dikkat edilmesi lazım. İhaleye çıkılması lazım derim ben. Çünkü son yapılan ihale yasasında buna göre bir madde var zaten. Ayrıca ombudsmanın da yaptığı açıklamada zaten anayasaya göre de böyle arazi tahsislerinde bir ihale sürecinin yaşanması lazım denilmektedir. Ben ona da inanırım. Yani günün sonunda evet birileri başvurabilir, birileri isteyebilir, ama eğer birilerinin o yer için daha iyi bir projesi varsa, daha sağlam bir finansmanı varsa, neden eğer devlete daha fazla kira ödeyecekse onu düşünemezsiniz. Onu da düşünmeniz lazım. Şimdi, dolayısıyla ihale yöntemiyle bunların ve daha şeffaf bir şekilde uygulanmasında büyük fayda vardır. Çünkü yaptığımız değerlendirmede evet bir takım yatırım başvurular vardır. Devletin gelişmesi için, ekonominin büyümesi için çeşitli yerlerde, ama eskisi kadar buna muhtaç değiliz. Çünkü bir takım yerler zaten uzun vadeli kiralanmıştır. Bir takım da gelişmeler olmuştur. Artık bu saatten sonra hep bunu ekonomist arkadaşlarla da toplandığımızda konuşuyoruz. Teşvik sistemini gözden geçirmeniz lazım. Çünkü artık eskiye göre yeni bir durum oluşmaktadır bu kadar yatırımdan sonra. Ve aynı zamanda bu arazi tahsislerinde de yeni bir yönteme başvurmak lazım. Çünkü şu anda tüzüklere bakıldığında gerçekten arazi kiraları da gözden geçirmesi lazım. Çünkü arazi kiraları rayiç değerin şu kadar denilmektedir ve bayağı da indirimler vardır. Bunlara da tekrar tekrar bakmak lazımdır diye düşünüyorum ben. Yani her şeyin bir bedeli vardır. Sen bu araziyi kiralayacaksan, bu yatırımı yapacaksan, madem bu kamu malıdır, halkın malıdır, ben de bunu sana kiralayacağım. Dolayısıyla kirası da uygun olması lazım ekonomik şartlara göre. Böyle kamu malını biz ya beleş veremeyiz diye düşünüyorum. Bir daha eşdeğercinin sıkıntısı vardır. Taner Derviş, bu derneğin başkanıdır bildiğiniz gibi. Eski Vakıflar İdaresi Başkanımız ve genel müdürümüz. Onun bir açıklaması olmuştur ve diyor ki, bu tahsisler esasında onun görüşüne göre anayasaya aykırıdır. Ve bazı yasalara da aykırıdır. Çünkü eşdeğerci 5 milyar puanla orada bekliyor. Şimdi eğer kaynak varsa onlar düşüyor. Taşınmaz mal komisyonuyla ilgili bir takım sıkıntılar vardır ve dolayısıyla eşdeğerci ona göre bekletilmektedir, ama günün sonunda bu insanlar 5 milyar puanla oradadır. Bu insanlar 5 milyar puanla oradayken sen bunları bu şekilde böyle pervasızca dağıtamam. Dikkat etmen lazım. Vallahi dağıtılsın. Dönsün, bu defa o dağıtılan maldan yatırımcı gelsin,
satın alsın. Günün sonunda herkes eğer yaptığı yatırıma güvenirse bu saatten sonra, eskiden yatırımcı yoktu, hiç ilgi yoktu. Devlet bir takım yerleri oldukça uygun kiralara kiralamış olabilir ama şimdi artık durum değişmiştir. Şimdi artık sahillerimizde, başka yerlerimizde, her yerde, Mesarya'da bile çok daha değerlenmiştir araziler. Değerlendiği için ben geçen gün toplantıda söyledim. Yani çok daha dikkat edilmesi lazım. Böyle işte yatırım yapan kişiler ver de gitsin olmaması lazım. Şimdi bu alınan kararlar, araya gideceğiz biraz sonra ama bunu size böyle bir lase dinlemek istiyorum. Grup toplantımız var, UBP'nin yetkili organları var. Yani bunların yaşanması karşısında toplantı olduğunda rahatsızlıklar dile getirilmiyor. Dışarıya getirildiği duyuldu ama siz uygun bir dille nasıl değerlendiriyorsunuz? Parti bu yaşananlardan dolayı umursamaz bir rahatlık içinde midir, rahatsız mı? Bizim partide şu anda durum bir koalisyon ortaklığı olduğu söylenmektedir. Koalisyon ortaklığının da devam edebilmesi için. Çünkü Hüseyin Özgür'ün bildiğiniz gibi 3 ay evvel hadi buyurun seçime demişti. Daha sonra parti meclisinde şu anda seçime gerek olmadığını, Ulusal Birlik Partisi'nin iktidarda biraz daha hizmetler vermesi gerektiğini, o şekilde bir durum ortaya çıktı. Ve Nisan 2018 tarihi verildi. İlk önce Serdar Denktaş tarafından. Sonra Ulusal Birlik Partisi de bunu onayladı ve meclis komitesine gönderdi. Ve dolayısıyla bu koalisyonun sürebilmesi için bir takım böyle anlayışların gelişmesi gerektiği noktasında bir takım şeyler söylenildi. Biz de tabii orada evet koalisyon ortaklığında sıkıntı olabilir. Hükümetin daha devam etmesi gerekebilir. Çünkü erken seçimde mahsulu olabilir veya başka sıkıntılar da olabilir. Ama günün sonunda prensiplerimizi de ortaya koymamız lazım. Yani çok da büyük tavizler veremeyiz. Aksi takdirde bizim partimiz bundan zarar görür. Peki siz siyaset yapıyorsunuz. Profesyonel bir anlamda profesyonel bir siyasetçisiniz. Ve adanın her tarafını geziyorsunuz. Konuşuyorsunuz. Geçen gün hiç şey çarşıyı geziyordum. İlginç şeyler söylendi. Dedim kim olur? Yani UBP dediler Lefkoşa'da 4 en iyimser. Dediler bir Ersin Tatar. 2 dediler siyasi görüşü net duruşu olduğu için tepki de görse milliyetçi taban tarafından zorlu töre dediler. Ve başbakanı çok kolay ön sıralarda saymadılar. O konuda söylediklerini belki aradan sonra söylerim. Bu süreç yani hükümet gidiyor da siz bir partiyi bu hükümette olmak ve hükümette sürenin uzaması UBP'ye fayda getiriyor mu size? Şimdi Ulusal Birlik Partisi tabii ki yılların birikimiyle, tecrübesiyle, kadrolarıyla ve hükümette yapmayı düşündüğü projeleriyle bu memlekete hizmetler vermek durumunda olduğunu biliyor ama günün sonunda koalisyon ortaklığından dolayı bazı sıkıntıların olduğu söylenmektedir. Hükümet edenler tarafından, başbakan tarafından, bakanlar tarafından. Ama günün sonunda vatandaş affetmez. UBP ne yapmak istedi mesela? Eğer biz bunun altında kalırsak, eğer biz bundan dolayı büyük bir zarar görürsek ve fatura derik, gerçekten bu kendi tabanımıza, kendi seçmenimize, milliyetçi tabana da büyük bir haksızlık olur. Çünkü günün sonunda göz göre göre. Şimdi ben açık ve net söyleyeceğim bunu burada. Çünkü bazı konularda yani çekinmemek lazım. Benim duruşum bellidir. Ben parti disiplinine de uyan bir kişiyim ama gelinen aşamada bazı şeyler söylemek durumundayım. Aksi takdirde kendi kendimi inkar etmiş olurum ve kendime bunu yakıştırmam. Şimdi yapılan değerlendirmeler ise Maliye Bakanlığı'nı verdiğimiz için, Maliye Bakanlığı da Serdar Denktaş'ın elinde olduğu için bir takım sıkıntılar yaşanmaktadır ve bir takım karşı işte bu durumlar ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla ben bunu burada söyleyip başka bir konuya geçmeyi tercih edeceğim. Aradan. Bir kere Serdar Denktaş bu koalisyon pazarlığı içerisinde Maliye Bakanlığı'nda ısrar etmiş ve Maliye Bakanlığı'na verildi. Bu tamam değildir. Çünkü Maliye Bakanlığı her zaman büyük partide olur. Çünkü Ulusal Birlik Partisi'nin 22 milletvekili vardır. Demokrat Parti'nin 5 milletvekili vardır. Siz koalisyonda böyle bir ortaklıkta eğer şehirciliği ki gerçekten bu arazi düzenlemeleri, emirnameler, kat yükseklikleri gibi bir takım önemli işler yapacak o daireyi karşı tarafa verdiğinizde bir de Maliye Bakanlığı'nı parayı ama parayla birlikte Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi'ni ve bu arazi kiralamalarını verdiğinizde tabii ki işte bu sıkıntılar da doğmuş oluyor. Ve dolayısıyla böyle bir sıkıntı içinde bu işi yürütmek durumundayız.
Peki araya gidelim mi devam edelim? Evinizi kışın ısıtmakta zorlanıyor musunuz? Ellerim çok soğuk. Peki yazın? Evinizi ısıtıp soğutmuyor. Aynı zamanda havanızı temizleyerek hava kalitesini artırıyor. Siz de fazla enerji tüketen klimanızla vedalaşın ve aylık elektrik faturanızdan tasarruf edin. Unutmayın, yüksek enerji tüketen cihazlar hem cebinize hem de doğamıza zarar verir. Limassol Türk Kooperatif Bankası'nın sunduğu Hasan Hassürer'le bugün devam edecek.